Burhanettin Duran. Seçime giden sürecin tehlike mitleri. Türkiye'nin 2023'te zor bir seçime gideceği konusunda herkes ittifak halinde. Seçimin gölgesindeki 2022'de ülkemizde siyasetin dilinin sertleşeceğini söylemek artık bir tespit olma özelliğini bile kaybetti. Son 7-8 yılda söylenmedik sözün ve yapılmadık suçlamanın kalmadığı parti siyasetindeki rekabet, şimdilerde hayli kritik tanımlamalar üzerinden devam ediyor. Sokağa dökülmek ve iç savaş narası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sokağa çağıranlara 15 Temmuz hatırlatması yaparak demokratik siyasal istikrarın öneminin altını çizdi. Bu cümleler yakın geçmişte Gezi ve 6-8 Ekim olaylarının yanı sıra meşhum darbe girişimi yaşanan bir ülkede hayli anlamlıdır. Demokratik hakların kullanımı çerçevesinde meydanlara çıkmayı değil, şiddeti ve kaosu hedefleyen sokağa dökülmeyi kastettiği açıktır. CHP ve diğer bazı partiler ise bu uyarıyı iktidarın sokağa çıkılmasını istediği şeklinde yorumladı. Hatta Kılıçdaroğlu iç savaş narası ve özel bir çatışma alanı yaratma isteği iddialarında bulundu ve ekledi. Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok. Meydana çıkmakla sokağa dökülmek ayrımının muhalefet tarafından da fark edilmesi ve buna uygun bir siyaset yapılması demokrasimize katkı verir. Evet, siyasi polemiklerdeki sertleşmeden kaçılamayacağı artık ortada. Siyasetçilerin suçlayıcı söylemlerinin seçmen gruplarının psikolojisine etkisini sınırlandırmak için hayli uzun bir kampanya döneminin başladığını kabul etmeliyiz. Yani seçim dönemi siyaseti yaşadığımızın farkında olmalıyız. Son sözü sandığın söylediğini unutmamalıyız. Gerçi bu yalın ve tartışılamaz gerçekte farklı iddialardan azade değil. Her şey kötü. 2019 yerel seçim sonuçları ve son aylarda ekonomide yaşanan sorunlar muhalefette dikkat edilmesi gereken bir özgüven oluşturdu. İlk seçimlerde iktidara gelmek her partinin ya da ittifakın iddiasıdır, bu da çok normaldir. Ancak iki olgunun muhalefet seçmeninin psikolojisini tahrip eden bir mahiyet kazandığı görüşündeyim. 1. Yıllardır iktidarın olumlu icraatlarını görmeden hırçın muhalefet yapan çevrelerin, ülkenin gidişatı konusundaki negatif kampanyasının kendi taraftarlarını fanatik hale getiren söylemleri iyice çığırından çıktı. Sadece muhalefeti yakın haber sitelerine göz attığınızda fark edeceksiniz. Bahsi geçen her şey çok kötü. Hayat pahalılığı eleştirilerini ve köşe yazarlığını sövmek ya da felaket tellallığı yapmak olanları bir yana bırakalım, TOK'tan Türkovak'a, SİHA'lardan dış politikadaki normalleşmeye kadar aslında tüm Türkiye'ye ait olan başarılar bile sorunu olarak resmediliyor. Muhalefetin sürekli olumsuz gündem maddeleri üzerinden belirsizlik, kaygı ve kötü gidişat propagandası yapmasının en çok kendi seçmeninin ruh halini bozduğu açık. Hata yapmazsak kazanacağız. 2. Muhalefet cenahında Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kaybedeceğine dair inancın aşırı abartılı şekilde işlenmesi, kendi seçmen gruplarını negatif etkileyen bir propagandaya dönüşüyor. Neyse ki Erdoğan karşıtı arkasında birleşmenin siyasetsizliği ve programsızlığı örtmediği artık görülüyor. Ancak bu defa daha sofistike, ancak yine negatif ve sorunlu bir argüman sökün ediyor. Cumhur İttifakı'nı kazanmak için yapabilecek hamlesinin olmadığı, sadece siyasetin güvenlikleştirilebileceği ya da olağanüstü tedbirlere yönelebileceği ve bunun da fayda etmeyeceği argümanı öne sürülüyor. Batı medyasında daha ileri giderek 2023 senaryoları adı altında Türk demokrasisinin çökmesi, iç savaş ve darbe hikayeleri yazanlar arzı endam ediyor. Elbette muhalefetin hata yapmazsak kazanabiliriz söylemiyle kendisini ikna etmesine sözüm olmaz. Ancak bu şişirilmiş özgüvenin, iktidar seçimlerde yenilse bile bırakmayacak, seçim hileleri yapacak ya da sonuçları tanımayacak hezeyanlarına varması hayli kaygı verici. Kendi seçmenini şimdiden kutuplaşmanın en kaçınılmaz uçurumuna sürüklüyor. Bu çaba 2023 seçimlerini de kazanamama korkusunun açık emaresi. Unutulmasın, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarının en önemli sonucu, ülkemizin geleceğini belirleyen kararları iç ve dış vesayet odaklarının değil, sandıktan çıkan milli irade olduğudur. Seçim düzlüğü yeni başlıyor. Erdoğan sahnede ve 2022'de siyasi gündemi belirlemede üstünlüğünü gösterecek. Ali Saydam.
Eğilimleri bilmeden olmaz. Başta Türkiye siyasetiyle ilgili profesyoneller olmak üzere herkesin ciddiyetle izlemesi gereken bir programı dün izleme fırsatı bulduk. Ebru Baki'nin konukları Profesör Doktor Mustafa Aydın, Profesör Doktor Barış Doster ve Profesör Doktor Mehmet Şahin idi. Programın odağında Mustafa Aydın Hoca koordinatörlüğünde 11 yıldır yapılan Türkiye eğilimleri araştırması vardı. Sonuçların bir bölümü ciddiyetle masaya yatırıldı. Son derece katma değerli analizler yapıldı. Mehmet Şahin bir yana siyasi görüşlerimizin farklı olduğu Aydın ve Doster çok değerli bulduğum iki bilim insanı. Kendilerini takdirle ve kişilik özelliklerine saygı duyarak takip ediyorum. Programdaki üç hoca da mesleki ahlak ile ciddiyet, merak, derinlik üçgeni açısından son derece itibarlılar. Programdaki açılım, yorum ve analizleri de bu açıdan çok kıymetliydi. Keşke internet ortamında bulup izleyebilseniz. Araştırmanın tamamına ise Kadir Has Üniversitesi'nin web sitesinden ulaşmak mümkün. 2021 yılı Türkiye Eğilimleri Araştırması için Türkiye temsiliyetine sahip 26 ilde 18 yaş ve üzerindeki 1000 kişiyle görüşülmüş. Çok genel bir özet yapmak gerekirse durum muhalif söylemlerden çok uzak. Hatta muhalefet partilerinin grup toplantılarındaki ve televizyon kanallarındaki açıklamalarında çizmeye çalıştıkları tablonun tam tersi. Türkiye seçmenindeki baskın siyasal anlayışın güçlü liderlikten yana olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki Türkiye'yi yönetmek açısından ne kadar iyi olduğu 5'lik skalada puanlanan ifadelerden demokratik siyasal sistemle yönetim %55,3 ile kabul görürken parlamento ve seçimlerle uğraşmak zorunda kalmayan güçlü bir lidere sahip olmak %51,2'lik orana sahip. Peki seçmenler oy verdikleri partinin genel başkanını liderlik konusunda nasıl değerlendiriyorlar? AK Parti seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarılı bulma oranı %91,4. Bu oran MHP seçmeninde Devlet Bahçeli için %83,3, İYİ Parti seçmeninde Meral Akşener için %83,9, CHP seçmeninde Kemal Kılıçdaroğlu için %79,7, HDP eş başkanlarının kendi seçmenleri tarafından başarılı bulunma oranı ise %44,3. Seçmenlere 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda adaylığı kesin olan Erdoğan karşısında kimi görmek istersiniz diye de sormuşlar. AK Parti seçmeni en yüksek oranla %18,2 ile rakip Kemal Kılıçdaroğlu olsun demiş. CHP seçmeni ise Erdoğan'ın rakibi olarak %28,8 oranla Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş. İmamoğlu'nu görmek isteyenlerin oranı %12,7, Meral Akşener aday olsun diyenlerin %10,6 ve Mansur Yavaş'ın rakip olmasını isteyenlerin CHP tabanındaki oranı ise %8,9 olmuş. Yayında bu tabloyu yorumlayan hocalara katılmamak elde değil. CHP tabanında ciddi bir fragmantasyon, diğer bir deyişle dağınıklık söz konusu. Kendi seçmenini oy verdikleri partinin lideri etrafında toplayamamış durumdalar. Profesör Doktor Mustafa Aydın konuşmasında bu sorunun sebebi olabilecek bir yoruma da yer verdi. Millet İttifakı'nın anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmalardan basına yansıyanın ne olduğunu bir türlü açıklayamadıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu belirtti. Bu da yeterli bir seçim vaadi değil dedi. Çünkü seçimi kazanmaları ihtimalinde dahi anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa erişip erişmeyecekleri kesin değil. Bu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam edeceği anlamına geliyor. O zaman da seçmen doğal olarak gündemindeki en önemli sorunları çözme iddiasıyla ortaya konan vaatlere bakıyor. Araştırmada şöyle sıralanıyorlar. Ekonomide yaşanan sorunlar %22, mülteciler %17, koronavirüs salgını %15, hak ve özgürlüklerin sınırlanması %7, terörle mücadele %7, eğitim %5. Araştırmada erken seçime gerek yok diyenlerin oranı %64,5, gerekli görüyorum diyenlerse %16,9 ile sınırlı kalmış. İşte Türkiye seçmeninin tercihleri, eğilimleri. Cumhur İttifakı karşısındaki Millet İttifakı'nın daha çok yol yürümesi, vaatlerini halkın ihtiyaçlarına göre belirleyip anlatması, milletin gündeminde olmayan konularla oyalanmaması lazım gibi görünüyor. Belki o zaman kararsızlar ve oy vermem diyenlerin oluşturduğu %8,9'luk kesimden oy almayı başarabilirler. Çünkü bunlar dışında kalanlar taraflarını seçmiş görünüyor. AK Parti'ye düşense tabanını konsolide edip başta gençler olmak üzere kararsızlar ve oy vermem diyenler içindeki muhtemel 1/3'lük kesimdeki oylarını artırmaları. Ülkemizle ilgili siyasi görüş ifade etmek isteyenlerin sübjektif duygularını devreye sokmadan önce bu araştırmayı incelemelerinde büyük yarar var. Ali Saydam.